Merhaba, Antalya'da Park Fantastik içerisindeyiz. Şimdi çocuklar elektrikli arabalara biniyorlar. Karen çok binmişti ama Pia ilk defa biniyor. Aren Bey zaten bu konuda uzman. Hangi arabaya bindiğini sorun, markasını söylesin. Binmediği arabaların da markasını biliyor. Çünkü çocuk acayip yetenekli. Oyuncak dükkanına gidiyorsunuz, markaların üstünü kapatıyorsunuz. Sonra diyorsunuz ki bu araba ne? Sana söylesin. Böyle bir çocuk yok zaten. Bak. Sıkılmışlar. 10 dakika fazla gelmiş. Ben tahmin ettim. Misafir olarak geldiğimiz Antalya'da harika bir gün geçirdik. Sabahtan akşama kadar Antalya'nın altını üstüne getirdik. Özellikle Dokuma bölgesindeki müzeyi gezdik, oyun parkını gezdik. Çocuklarla harika bir zaman dilimi geçirdik ve günü tamamladık. Eşek sıpası. Aa, zıpla. Hadi zıplasana çocuğum. Hadi zıpla. Ne o sıkıntı? Geçmiş olsun Aren. Böyle kazalar olabilir babacık. O zaman ben şimdi Aren'i mutlu edecek bir şey bulayım mı? Bir
bütün çocukları. Bütün çocukları mutlu edecek bir şey bulayım ben ya. Demek ki, demek ki kara çok hızlı gelmiş şu an kara. Sen de gördün. Bir yere. En çok acıyan yeri göster, oraya saracağım bunu, gel. Tatlı saracağım ya, hadi neresi acıyor? Ağzım mı acıyor? Yiyelim. He? Tamam, yiyeceksin, hadi getir elini. Hadi. Anne bu ne? Eve giriş yapıyoruz. Evet arkadaşlar, ters eve geldik. Ya ben yukarıya çıkacağız sanmıştım. Abi bu ne ya? Her şey ters. Ben yukarıda duracağız sanmıştım ya. Evet, ters ev burası. Abi, koltuğa dayabiliyorum. Buna da. Şu an tavanda geziyoruz. Farkındasınız değil mi? Tamam. Üç mü? Banyonun terliği. Tuvalet. Terlik. Gerçek, bu da gerçek. Dur yapma. Ya. Gel Aren, bu da gerçek. Dokunsam her şey gerçek. Makyaj. Aren yapma ablacığım. Ay. Dolap da ters ama açılıyor mu? Açılmıyor. Aa şurada yan duruyor bu arada arkadaşlar, şey şöyle duruyor gerçekten. Aa! Bakın dur fotoğraf çek. Mesela koltuk. Mesela televizyon. Hadi gelin. Ya zaten ev yamuk. Bak şimdi. Evet ev yamuk. Bak ev yamuk. Şu an tavandayız ve tavan da yamuk. Aa yamuk. Aa kayıyorum. Tamam tamam, çok şey yapma. Hadi çekinelim. Çok güzel. Hadi girin bakalım içeri. Nasrettin Hoca acil isterseniz olur. Aha bitti. Antalya'da Dokuma Park Oyuncak Müzesi'ndeyiz. Ya başlayı buldum. Buranın girişinde de bir tane tavus kuşu var. Gördük. Evet, çok güzel. Harika bir yer. Şimdi birazdan sizi de gezdireceğiz. İçeride o kadar çok oyuncak var ki, kendi çocukluğumu buldum ama daha da ötesi var. 1950'lerden
Hatta 1800'lerden bile içeride oyuncak var. Yani her birisini çekemedik tabii ki. En bilindik olanları çektik. Gezmeye devam edeceğiz ama çok acıktık. O yüzden bir şeyler yememiz lazım. Açız. Yoksa açız. Bayağı evet. Açız. Zeynep Hanım bayağı bir bize güzel bir program yapmış. Akşam akşama yorulacağız. Full ama, time geziyoruz. Evet, full time bu gezi için enerji toplamamız lazım. Şimdi döner gömeceğiz. Eski arabaların sergilendiği bir tarihi müze gibi bir yer oldu. Aa çok güzel. Antalya Müzesi. Araba Müzesi. Araba Müzesi.
Çok hoşumuza gitti. Bu araçta devrim. Devrimi niye bantlamışlar ya? Allah Allah. Burası Antalya'da eski dokuma fabrikası. Dokuma bölgesinde, dokuma ilçesinde bulunan eski dokuma fabrikası. Fakat şu anda eski arabaların sergilendiği bir müze haline dönüştürülmüş. Ve gerçekten eğlenceli. Çiçek Abbas'tan Murat 131'e, oradan Anadolu, bakın burada Anadolu arabası da var eski. Hani ineklerin yediği kasasını, samandan yapılan Anadolu, evet. Onların hepsi burada sergileniyor ve tarihsel olarak filmlerde konu olan bazı arabaların da yine burada olduğunu görüyoruz. Eskişehir'deki devrim arabasının da bir taklidi var. Cumhuriyet'in ilk yıllarında demir yolları yapımında büyük emeği geçen Nuri Bey'in, sonra Atatürk tarafından ismi verilmiş, soyadı verilmiş hatta, Demirağ olmuş soyu. Nuri Demirağ'ın tarafından yapılan bir uçak. 1944 yapımı bu uçak, 6 kişilik bir yolcu kapasitesiyle uçuyormuş zamanında. Ve 3 saat havada kalabiliyormuş. Yani şu an o uçağın aynısı mıdır yoksa bir taklidi midir bilmiyorum ama en azından birebir yapıldığına eminim. Antalya'dayız şu an. Antalya'dayım. Bana kitap mı buldun? Aa! Paraşüt kitabı bulmuş benim kızım. Ha ha ha.